Dostlar merhaba. Birinci ünitemizin tarama testini çözeceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım dostlar ilk sorumuzla. Bakalım ne diyor sorumuz. Çıkarma toplama işlemimiz var arkadaşlarım. Eksi 99, 102 sırasıyla gidiyorum toplaya çıkarta. Şurada bir artı 3 kaldı dostlar. Büyükten küçüğü çıkarttım. Zıt işaretli oldukları için. Büyüğün işaretini aldım. Artı 3. 3 eksi 5 var. Eksi 2 yaptı burası. Eksi 2 ile 6'nın toplamı artı 4 yaptı. 4 ile de eksi 2'nin toplamı 2 çıktı kardeşler. Geldim 2 numaralı soruya. Diyor ki yine çıkartma işlemimiz var. Önce şu eksi ile eksiyi bir çarpalım. Artı gelsin. Eksi 1 artı 1 oldu. Şu artı ile eksiyi çarpalım. Parantezleri açıyorum yani arkadaşlarım. Eksi 2. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 4. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 6 geldi. Eksi 1 artı 1'i götürdü. Eksi 2, eksi 4 daha eksi 6. Artı 6 daha 0'a ulaştım dostlar. Üçüncü sorudayız. Çarpma işlemimiz var. Önce işareti kontrol edecektik. Eksi ile eksinin çarpımı artı geldi yukarısı. Artı ile eksinin çarpımı eksi geldi. Artı bölü eksiden eksi çıkıyor sonucumuz arkadaşlarım. Ya C ya D ya da E. Şimdi sadeleştirmeyi yapalım kardeşler. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Şu 10'u götürdü. 3 ile 12'nin çarpımı da 36 yaptı. Cevabımız Edirne geldi dostlar. 4 numaradayız. Önce şu ilk parantezin içine bir giriş yapalım. Parantezin içinde de bakın bir çarpma var. 12 geliyor. Bölme var. Eksi 4'ü 2'ye bölersem de eksi 2 geliyor. Şimdi toplamaya geçebilirim artık. 3, 12 daha 15. 15'ten de 2 çıktı. 13 oldu arkadaşlarım. Şu ilk parantezin içi 13. 13 eksi 7'den de 6 geldi dostlar. Şuraya kadar olan bütün parantezin içinin 6 olduğunu buldum ben. Şurada bakın ne geldi şimdi? Eksi 3, eksi 12, bölü 6. Şimdi önce bölmeyi yapacaktık. Eksi 12 ile 6'yı bölersek birbirine eksi 2 gelir. Eksi 3 var, bir de eksi 2 var. Eksi 5'e ulaştım arkadaşlar. Geldim 5. sorumuza. Yine dikkat isteyen bir sorudur kardeşler. Şöyle yavaş yavaş tane tane yapa yapa gidelim arkadaşlarım. Şuradan devam edelim. Şimdi önce şu eksiyi içeriye dağıtıyorum. Şöyle bir şey oldu. Köşeli parantezimi açtı. X eksi. Şurada bir y var. Eksi z var. Artı 2 geldi arkadaşlar. Burayı hallettik. Şimdi bir de şu eksiyi dağıtalım içeriye. Şöyle oldu. X eksi y artı z eksi 2 geldi arkadaşlarım. Bu birinci parantezimizin içi. Şimdi şurayı hallediyorum hemen. İlk baştaki parantezden başlıyorum. Burada z var. Eksi x, eksi 1 geldi. Şuradaki artı olduğu için artı demek aynen yaz demek. Şuraya kadar şu köşeli parantezleri hallettik arkadaşlarım. Tabi bunun da parantezinin önünde eksi olduğu için şu eksiyi de bir daha atalım. Eksi x artı eksi z gelir. Artı x, bir de artı 1 geldi arkadaşlarım. En sonunda artı y, artı 1 var. Peki sadeleşenlere bakıyorum şimdi. Eksi x ile artı x gitti. Eksi z ile artı z gitti. Eksi y ile artı y gidiyor. Bakın burada 1 ile 1'in toplamı 2. Eksi 2 ile sadeleştiler. Bir tek x kaldı kardeşler. Hadi bakalım 6. soru ne diyormuş? Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? Ne yapıyorduk dostlar bu sorularda da? Değer veriyorduk. Şimdi bu 1 olsun. Şu eksi 1, bu da eksi 2 olsun arkadaşlarım. Yerlerine yazıyorum şimdi. Eksi 2, eksi, eksi 1. Yani artı 1 oldu burası. Şurası eksi 1, eksi 1 geldi kardeşlerim ki. Şurada bakın ne geliyor dostlarım? Eksi 2 geliyor şurası. Şurası eksi 2 artı 1 daha eksi 1 geliyor. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı pozitif bir sayı çıktı dostlarım. Burası pozitif. O yüzden Adana şıkkı doğru cevap değil. Bursa şıkkına geçiyorum. Hemen değerleri yerine yazıyorum. Eksi 1 artı 1. Burası 0 oldu. 0 çıkar buranın sonucu. İşaret olmadığı için geçtim orayı. A ile B'yi toplayın diyor. Eksi 3. 1'den eksi 1'i çıkartın diyor. Yani artı 1 olur arkadaşlar. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı negatiftir. O zaman Ceyhan'ı işaretledim. Geldim 7. soruya. Bakın bunlarda ne yapıyorduk? Şimdi şu 3 ile
Bu iki noktalı sayıyı çarptığımda 81'e eşit olacak. O halde hemen 81'i 3'e bölüyorum. 27 çıkıyor arkadaşlarım şuradaki ifade. Şimdi diyorum ki şurada bir sayı var. 7 ile çarpıldığında 5'li bir şey gelecek. O zaman 5 olsun mu arkadaşlarım burası? Bakın 5 kere 7 35. Elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13'e ulaştı. Peki hadi toplayalım. 5 aşağı indi. 4 olarak indi. 9 aşağı indi. 945 Denizli'ye ulaştık. Gelelim şuna. Ne diyor bu? A, B bilmem ne 5 basamaklı sayısının A, B 2 basamaklı sayısına bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada neye dikkat edin demiştik arkadaşlarım. Aşağı indirdiğinizde eğer yoksa 0 atmayı unutmayın demiştik. Şimdi A'da yok, AB'de bir kere var. Bir kere AB, AB. Çıkarttık 0. Şimdi 0 aşağı indi. 0'da var mı? Yok. O zaman bir 0 atıyorum. A aşağıya indi. A'da var mı? Yok. O zaman bir 0 daha atıyorum. B aşağı indi. AB'de var mı? Var. Bir kere var. Bir kere AB, AB. Çıkarttım 0. Yani kalan 1001 oldu. Bölen bölüm 1001 oldu arkadaşlar. Geldik 9 numaraya. C'nin A türünden değeri. Bunları denklem halinde yazacaktık dostlarım. Hemen şöyle kenarda yapalım bunu. A'yı denkleme dönüştürüyorum. 4B artı 2 yapar. C, B'yi denkleme dönüştürüyorum. 3C artı 2 yaptı. Ve getirip B'yi burada yerine yazıyorum arkadaşlarım. A şöyle bir şey oldu. 4 çarpı 3C artı 2 yani 12C artı 8 gelir. 2 de burada var artı 10 çıktı. Şimdi onu bu tarafa gönderelim. A eksi 10 eşittir 12C. Bir de 12'ye bölelim. A eksi 10 bölü 12 eşittir C geldi. Yani C'yi soruyordu bize. Adana şıkkı çıktı dostlarım. 10 numaradayız arkadaşlar. Yukarıdaki bölme işleminde x'in y türünden değeri nedir diyor. Yine ben bunu ne yapacağım? Denklem haline dönüştüreceğim. X eşittir y çarpı x artı 2. Artı 5 geldi dostlarım. Hadi burayı bir düzenleyelim şöyle bir. Y'yi içeriye dağıtalım. X eşittir. Yx artı 2y artı 5 olur. Yx'i bu tarafa atalım. X eksi yx eşittir. 2y artı 5 oldu. X parantezini alırsam 1 eksi y eşittir. 2y artı 5. 1 eksi y'ye de bölelim her iki tarafı. Şu gitsin. X eşittir. Ceyhan geldi kardeşlerim. 11 numaradayız dostlar. Devam ediyorum. Yukarıdaki bölme işleminde x, y ve birer doğal sayıdır. Madem ki doğal sayı ve biz ne biliyorduk arkadaşlar? Şuradaki kalan dediğim y küp bölen sayıdan daima küçük olacaktı. Şimdi y 1 olursa 1'in küpü 29'dan küçük. 2'nin küpü 8, 29'dan küçük. 3'ün küpü 27, 29'dan küçük. 4'ün küpü 64, 29'dan büyüdüğü için alabileceği değerler y'nin bunlar. Y'nin alabileceği en büyük tam sayı yani 3 için diyor x kaçtır? Y'ye 3 yazalım. Bölme işlemi şöyle olmaz mı arkadaşlar? X 29'a bölünmüş. Y'ye 3 yazarsam 5 bulunmuş. Burası da 27 olmuş. Hadi sonucu bulalım. 5 ile 29'u çarpıyorum. 29 çarpı 5. 5 kere 9 45 elde var 4. 5 kere 2 10 14 145. Ve artı 27'yi ekliyorum arkadaşlarım. Sonra ikili bir şey olacak. Bursa şıkkını yapıştırdım. Geldim 12 numaralı soruya. A doğal sayısı B doğal sayısına bölündüğünde. Hadi A'yı tuttuk B'ye böldük de. Bölüm 13 kalan 4'müş. O halde A'yı denklem olarak yazsam 13B artı 4 olarak yazabilirim dostlarım. Peki A ile B'nin toplamı 158'miş. Hadi toplamlarında şu A gördüğüm yere 13B artı 4 yazalım. 14B olur. Bir de 4 eşittir 158. 14B eşittir 154 oldu. B eşittir 11 geldi kardeşlerim. B 11 ise şurada yerine yazalım. A'yı bulalım hemen. 11 çarpı 13. 1, 4, 3 yaptı. Artı 4, 147 geldi arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi 13 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakalım. Evet, 13 numaradayız. Bakalım ne sorusuymuş bu? Teklik çiftlik sorusu arkadaşlar. Diyor ki 5A artı 2 çift bir sayı. 5A artı 2 çift bir sayı. Hadi biz o çift sayıyı 12 olarak düşünelim. 2'yi bu tarafa attım 10. 5A 10 ise A 2. Yani A da çift bir sayıymış arkadaşlar. Şimdi A çift. Hemen 2 olarak da düşünelim hatta. Ya da 4 diyeyim, 6 diyeyim fark etmez.
2 dersek 2 ile 2'nin toplamı 4. E bu çift çıktı geç. 2 dersem kuvvetleri kale almıyorduk arkadaşlar. 2 ile 4'ün toplamı 6 çift çıktı. Kuvveti sildim. 2 ile 2'nin toplamı 4 çıktı. 3 kere 2 6. 7 ile 6'nın toplamı 13. Bakın tek sayıya ulaştım dostlar. Geldik 14 numaraya. Olduğuna göre hangisi kesinlikle tektir diyor. Bir içler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle 3A artı 4B eşittir 2C artı 7 oldu. Şimdi ne demiştik? 4 ile çarpıldığı için bu çift. 2 ile çarpıldığı için bu çift. Şurası da 14 geliyor arkadaşlarım. 14 de çift bir sayı oldu zaten. Şimdi B ile C hakkında hiçbir yorum yapamıyorum arkadaşlarım. Çift çift çift. Hadi şöyle yazalım. 3A. Aha bu 2 olsun. Eşittir. Bu da 2 olsun. Bu da 2 olsun. Madem çift sayılar. 2 ile 2'nin toplamı 4. Bu 2 de buraya eksi geldi. 3A eşittir 2. Yani çift bir sayı çıktı dostlarım. Diyeceksin ki şimdi hemen aga. Lan 3 ile neyi çarparsam çift bir sayı çıkar. Çift bir sayıyı çarparsam hani soru çift çıkması için mutlaka birinin çift olması lazımdı. Demek ki A çift bir sayı. Bunu öğrendik arkadaşlar. Kesinlikle bildiğim tek bir şey var. A çift. Şimdi ne diyor? Hangisi kesinlikle tektir? Çift bir sayı olduğu için A çarpıldığında kesinlikle çift çıkacak. Bu tek değil bir kere. Şimdi A çift bir sayıydı arkadaşlarım. C ile çarptığımda burası kesin çift. Ve çift bir sayıyla da tek bir sayının toplamı %100 tek olacak. Direkt Ceyhan'ı işaretledim. Bakın Bursa hakkında bir yorum yapamam. A çift bir sayı ama C'nin tek mi çift mi olduğunu bilmediğim için toplamlarının tek mi çift mi olduğunu söyleyemem. İşte B ile C'nin çarpımı. Belki biri çiftse sonuç çift çıkar. İkisi de tekse sonuç tek çıkar. Bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum B ile C hakkında. O yüzden cevap Ceyhan. Geldik buraya. A, B, C ardışık çift sayılardır. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın bir oran olduğu zaman ne yapıyorduk? Kafamızdan değer sallıyorduk. Çift sayılar diyorsa 2, 4, 6'yı salladım. Şimdi A yerine 2 yazdım. Burası 4 oldu. B yerine 4 yazdım. 8 oldu. A yerine 2, C yerine 6 yazdım. Bölü B yerine 4, C yerine 6, bir de eksi 2 yapıştırdım. 4'ten 8 çıktı, eksi 4 çarpı. 2'den 4 çıktı, yine eksi 4 bölü. 4, eksi 6, eksi 2 yapar. Eksi 2, eksi 2 daha, eksi 4 yapar. Birer tane eksi 4 gitti, geriye sadece eksi 4 kaldı. 16 numaradayız. Ardışık 3 çift doğal sayıdan. Çift doğal sayılar arasındaki fark 2 idi. O yüzden ikişer ikişer fazlalaştırarak 3 tane yazdım. En küçüğünün 5 katı ile, en küçüğünün 5 katı x'in 5 katı 5x. En büyüğünün 3 katının toplamı, bunun 3 katı 3x artı 12'nin toplamı 156'ymış. Ortanca sayıyı soruyor bize, x artı 2'yi soruyor dostlar. Şurayı bir düzenleyelim. 8x eşittir, 12'yi bu tarafa atalım, yani çıkartalım dostlarım 12'yi. 144 geldi. 8'e bölelim. X eşittir. 144 bölü 8. Yani 1 kere 8, 8 çıkarttım. 6, 18 geliyor X. Bize ortanca sayıyı soruyordu. Yani X artı 2, 20'yi işaretledim dostlar. Evet, devam edelim. 17. sorumuzda. Şu kalemin ucunu bir açalım. Bakalım ne diyor 17. soru. İki basamaklı ve birbirinden farklı 4 pozitif çift tam sayının toplamı 78'dir. Buna göre en büyüğü en çok kaçtır? Bak en büyüğü en çok. Aynı. Bir de bunun zıt olanı vardır. Muhtemelen bir sonraki soruda zıt olanı çıkar arkadaşlar. Aynıysa ne yapıyorduk? Kaç tane sayımız varmış? 4 tane. Şöyle 1, 2 basamaklı 4 tane sayıdır diyorum bunlar. En büyüğü şu olsun diyorum. Bu en büyükleri. Bunu en çok yapmamızı istiyor arkadaşlar. O halde diğerlerini seçebildiğim kadar küçük seçeceğim. Minimum seçeceğim. Tabii buradaki şartlara uygun olarak seçeceğiz. İki basamaklı diyecek olacak. Birbirinden farklı olacak. Çift tam sayılar olacak. O halde 10, 12, 14'ü seçtim arkadaşlarım ben. Peki topladık bunları. Şurası 6. 36 yaptı bu üçünün toplamı. 78'den de 36'yı çıkarttım. 42 geldi. Sorumuzun cevabı. En büyüğü en çok 42 olurmuş. Peki hemen 18 numarayla devam ediyorum dostlarım. Bakın burada da en büyüğü en az. İşte tezatlığı gördük. Peki burada ne yapıyorduk dostlar? Hemen hatırlayalım. Toplam olan 203'ü terim sayısına bir kere böleceğiz arkadaşlarım. 5 kere 4, 20 çıkarttım 0. 3 aşağı indi, 3 de yok. Bir 0 attım.
Virgülü çaktım arkadaşlarım. 30'da 4, 7 kere, 7 kere 4, 28 falan filan. Yani 50,7'yi buldum. E şimdi diyor ki, kaç tane sayı vardı? 4. Ne yapıyorduk? Bu 4'ü her zaman 2'ye bölüp 2 bulduk arkadaşlarım. 4'ü 2'ye böldük ve 2 bulduk. Şu adamla şu adamı toplayacaktık. 50,7 ile 2'yi toplayalım. 52,7 yaptı. Yuvarlayalım arkadaşlarım bunu. 7 5'ten büyük olduğu için üste doğru, yukarıya doğru yuvarlanır. Yani 53'e doğru yuvarladım. Geldik buraya. A, B, C birbirinden farklı. İki basamaklı çift doğal sayılardır. Peki. İki basamaklıymış bunlar. Toplamın alabileceği en küçük değer nedir diye soruyor. Şimdi 2A var. B var. 3C var. Bunun en küçük değerini istiyor arkadaşlar. Şimdi en küçük olması için bunları ben her birine minimum değerlerini vermek zorundayım. En büyük katsayı hangisinde? 3'te. Sonra 2, sonra 1 var burada arkadaşlar. O yüzden C'ye ilk başta C'ye en küçük değeri vererek başlıyorum. O halde diyorum ki C 10 olsun. Ne diyorduk? Birbirinden farklı iki basamaklı çift doğal sayılar. Çift dediği için 10 verdim. Sonra buna geldim 12 yazdım. Şuna geldim 14'ü paketledim dostlar. Birbirinden farklı dediği için farklı sayılar verdim. Peki neler oluyor? 24, 14, 30. 30, 40, 60, 68 çıktı dostlarım sorumuzun cevabı. Geldik buna. X ve Y pozitif tam sayılar. Şimdi böyle olduğunda ters işlem yapıyorduk. X'e Y'nin yanındakinin katını, Y'ye de X'in yanındakinin katını veriyorum arkadaşlarım. 3K'yı verdim. X artı Y yani 8K'yı soruyor bize dostlar. 8K'nın en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bunlar pozitif tam sayılarmış. Biz K'ya en az kaç verebiliriz diye soracağız arkadaşlar. Şimdi K'ya 1 versek X 5 olur, Y de 3 olur. Pozitif tam sayıdır diyor. Evet doğru. K'ya 1 değerini verdim. En az da 8 değeri çıktı arkadaşlar. Geldik buna. Diyor ki A ve B negatif tam sayılardır. Olduğuna göre B kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi negatif tam sayılar ve şuna dikkat edin. A 6'nın paydasında. O halde A'nın alabileceği değerler 1, 2, 3, 6 olabilir. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6 olabilir. Ama negatif dediği için pozitifleri sildim. A'nın alabileceği değerler bunlar. Şimdi bunları sırayla yerine yazalım. Eksi 1 yazarsak 4, 6 bölü eksi 1'den eksi 6. B eşittir. Eksi 2 gelir. Tamamdır. Oldu. Eksi 2 yazalım. 6 bölü eksi 2, eksi 3 yapar. 4 eksi 3, 1. Pozitif çıktı. Olmadı. Diğerleri hep pozitif çıkıyor arkadaşlarım. B'nin değerini direkt eksi 2 olduğunu söyleyelim biz kardeşler. Geldik 22. soruya. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Önce terim sayısını bulacaktık dostlarım. 50 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. 45 bölü 3 15, 1 ile topladım 16. Sonra orta sayıyı bulacaktık dostlar ki onu da nasıl bulduk? Son terim artı ilk terim bölü 2. Yani 55 bölü 2. Ve bu ikisini çarptığımda 55 bölü 2 ile 16'yı çarpıyorum. 8 geliyor. 8 çarpı 55 sonucu bana toplamlarını verecek arkadaşlarım. Hemen çarpıyorum 55 ile 8'i. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 5 40. 4 elde 44. 440 geldi kardeşler. Evet geçtik 23 numaralı sorumuza arkadaşlarım. Bakalım bu soru ne diyormuş. Ardışık 9 tek doğal sayının toplamı 189 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır? Dostlar ne yapıyorduk? Toplamı bir kere şu terim sayısına bölüyoruz. 9'a bölelim. 21 geliyor arkadaşlar. Bu 21 neydi? Ortadaki terim. Şimdi 9 tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam ortasındaki sayı 5. sayı. 4 tane sağında, 4 tane solunda ve biz 21 olarak bulduk bunu. Tek sayılarmış bunlar. Bir sonraki 23, 25, 27, 29 olacak. Bize de en büyüğünü sorduğu için 29 sorumuzun cevabı gelecek arkadaşlar. 24 numaradayız dostlar. En bir doğal sayıdır diyor. Peki en bir doğal sayı şöyle göstereceğiz burada. 1'den n'ye kadar olan doğal sayıların toplamı şöyle 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10 artı nokta 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 n'e kadar olan doğal sayıların toplamı x'miş. Bunlar x. Devamında da diyor ki 9'dan n'e kadar olan
Şu zamazingoların toplamının x türünden değeri nedir diye bir soru sormuş. Bize de şunu soruyor arkadaşlar. Bu kaçtır diye bir şey soruyor. Yani şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şurası acaba nedir diye bir soru sormuş. Peki biz şurayı bulabilir miyiz? 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamını. Tabii ki buluruz. Şöyle öğrenmiştik. Son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Yani 36. Burası 36. Attım bu tarafa x'in yanına. X eksi 36 geldi. Bu aradığım yer. Son soruya geçelim arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Bir bilmem ne terim vermiş. Her bir terimin ikinci çarpanı 4 azalınca. Hemen her bir terimin ikinci çarpanı 4 azaltacağım. Şunu bir yazayım. 1 çarpı 7, 2 çarpı 8 artı 3 çarpı 9 artı nokta nokta artı diyelim 10 çarpı 16. İkinci çarpanı 4 azaltıyorum. O zaman 1 çarpı 3 olur. 2 çarpı 4 olur. 3 çarpı 5 nokta 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 10 çarpı 12 haline döner arkadaşlar. İkinci çarpanları azalttık. Şimdi ne yapacaktık? Bunları çıkartıyoruz birbirinden. 7 tane 3'ten, 7 tane 1'den 3 tane 1 çıkınca 4 tane 1 kalır. 8 taneden 4 tane çıkınca 4 tane 2, 4 tane 3 artı nokta nokta 4 tane de 10 kaldı. Her birinde 4 olduğu için 4 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 10'a kadar geldi. Ve biz şu 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını biliyoruz. Şu başa 4'ü yazayım. Burası da 10 çarpı 11 bölü 2 gelecek. Yani 55 çıkacak arkadaşlarım şu kısım. 55 çarpı 4. 220'yi paketledim dostlar. Evet arkadaşlar, bu tarama testinin çözümleriydi. Konu testinin çözümleriyle görüşmek üzere. Hadi bakalım, kolay gelsin.